Merhaba sevgili gençler, 11. sınıf felsefe dersi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Evet, karma bir yazılı arkadaşlar. Bu videonun altında tüm yazılı sorularını ve konu anlatımlarını görebilirsiniz. 11. sınıf tüm kitabımızın konu anlatımları ünite ünite bu videonun altındaki linkte olacak. Evet, önce test sorularımız var. Test sorularımızla başlayalım. Sonra diğer sorularla devam edelim. Birinci sorumuz ne diyor? Platon'a göre gerçeğin bilgisi episteme ya akıl yoluyla ulaşılır. Akıl bilgiye ulaşmak için ruhun derinliklerine yönelir. Orada var olan bilgileri açığa çıkar. Hangisiyle ifade eder diyor Platon bu görüşünü. Tabii ki Platon ne diyor? Bilmek anımsamaktır değil mi? Doğru cevap o halde A seçeneği olacak. Doğru cevabımız. Not alın arkadaşlar bunları. Karşınıza bu sorular çıkacak kesinlikle. İkinci soru ne diyor? Metninde geçen usta ve sandık kavramları. Evet, Aristoteles'in biliyorsunuz 4 nedeni vardır. Burada usta ve sandık kavramları hangi nedenler olarak karşımıza çıkmaktadır diyor sevgili gençler bu. Burada ne diyor? Ormanda gezerken yağışlı ağaca rastlanır. Yağışlı ağaç. Ağaç burada nedir? Maddi nedendir. Keser, top atölyesine götürür, yontar, şekil verir diyor. Bu da formel neden. Şekil, form, ağaç ise maddidir. Doğru cevap maddi ve formel olacak. Doğru cevap D seçeneğimiz sevgili gençler. 3. Zihin izlenimlerini kullanarak nesneler hakkında genel bilgiye ya da kavramlara ulaşılır. Bunlar aracılığıyla insan gerçekliğin evrensel bilgisini elde etme imkanını bulur diyor bu. Bu da Hristiyan felsefesinde bu konunun işlendiği problem, tümeller problemidir değil mi arkadaşlar? Zihnin izlenimlerini kullanarak nesneler hakkında genel bilgiye ulaşmak tümeller problemi. Doğru cevap B seçeneği sevgili arkadaşlar. Clemens, anlamak için inanıyorum yargısına. Thomas, inanayım diye biliyorum. Evet, bunlar bir karşıtlık içerisindeler biliyorsunuz. Öğretmeniniz bunun üzerinde oldukça duruyordur. Yargısına dönüşmüştür. Bu dönüşümün akıl ile inanç ilişkisi açısında farkı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Tabii ki akıl ile inanç aralarında farklı olması değil mi? Alanlarında farklıdır her ikisi de. Bu nerede var? İnanç ve akıl farklı olacak. İnanç ve aklın farklı. Akıl ve inanç alanlarında farklı olması doğru cevap D seçeneği. Sizin zorlanabileceğiniz bir soru tarzıdır bu. Geçelim 5. soru. 15-17. yüzyıl felsefesinin özelliği değildir diyor. 15-17. yüzyıl felsefesi ne olacak arkadaşlar? Dogmatizm olmayacak. Akıl, bilim ön plana çıkmaya başlıyor. Bakalım. Akıl ön plandadır. Evet, bilimsel çalışmalar, evet, bilim felsefe dogmatik yargılar içerir diyor. Hayır. Olamaz arkadaşlar. Aklın ve bilimin olduğu yerde dogmatik yargılar olmaz. Doğru cevap C. 6. soruya geçelim. Numarayla belirlenmiş olanların hangileri gerçekleşmesi istenen, yani iyi ütopyalar, istenen ütopyalardır? Hangileri arkadaşlar bunlar? Bakalım hep beraber. Devlet, evet, var. Faziletli devlet, evet, Farabi. Ütopya, Thomas More, evet, var. Cesur dünya, hayır, bu istenen bir ütopya değil. George Orwell. Bu son ikisi korku ütopyalarıdır arkadaşlar. İlk üçü istenen ütopyalardır. 1, 2 ve 3 olacak. E seçeneğinde var. 1, 2 ve 3 istenen ütopyalarımızdır. 7. soruya geldiğimiz zaman hangisinde modern düşüncenin skolastik düşünceden farkı verilmiştir diyor. Modernizmin skolastizmden, durağanlıktan farkı nedir? Deney, akıl, mantık ön plana çıkacaktır arkadaşlar. Bakalım. Kiliseye bağlı? Hayır. Bireysel konular? Hayır. Doğa, din, akıl yoluyla? Hayır. Doğa, deney, akıl? Evet. Doğa, deney ve akıl yoluyla açıklanır. Evet, işte fark. Skolastik düşünceden farkı doğanın deney ve akıl yoluyla açıklanıyor olmasıdır. Modern düşüncenin sevgili gençler 8. soru. Hobbes'un görüşlerini destekleyen düşünce hangisidir? Hobbes bakalım ne diyor arkadaşlar? İnsan doğal hukukunun olmadığı bir düzende insanlara güç ve çıkar yüzünden anlaşmazlığa düşer. Sürekli çatışma savaş halindedir. İnsanın güvenliğini tehlikeye sokar ki insan insanın kurdudur der değil mi? Thomas Hobbes insan insanın kurdudur. Hemen doğru cevabımız A seçeneğinde vardır.
Çok ünlü bir sözdür. Thomas Hobbes da insan insanın kurdudur diyor. Hangisi 18 ve 19. yüzyıl felsefesinin özelliklerinden birisi değildir? Dikkat edelim. Olmayanı soruyor. Din geleneksel düşünce eleştirilir. Evet, doğru, eleştirilmeye başlanmıştır. 15 ve 17. yüzyılda burada devam eder. Otorite tam ba Hayır, otoritelere tam bağımlılık yok. Tam tersine otoritelere karşı bir çıkış vardır. Böyle bir şey mümkün değildir. Diğer seçenekleri de siz okursunuz. Ben vakit kaybetmek istemiyorum. John Locke, İnsan Zihni Üzerine Bir Deneme adlı eserinde insan zihni doğuştan boş bir levhadır. Tabula rasa der, değil mi arkadaşlar? Empirizmin savunucusudur aynı zamanda David Hume ve John Locke beraber, ki John Locke insan zihni tertemiz bir yaprağa benzetir. Hangi felsefe akımının görüşlerini eleştirmek için söylemiştir? Evet, eleştirmek. Evet, empiristtir. Ama sakın empirizme düşmeyin. Zaten John Locke empiristtir. Neyi eleştiriyor? Rasyonalizmi eleştiriyor, değil mi? Empirizm rasyonalizme karşı ortaya çıkmıştır. Doğru cevap ne olacak? E seçeneği. Çoğu kişi burada düşecektir. Eleştirmek için söylemiştir diyor. Çoğu kişi empirizme düşecektir. Eminim ben bunda. Ama doğru cevap E seçeneği. Rasyonalizmi eleştirmek için bunu söylemiştir John Locke. Geçelim sonraki sorumuz, ne var burada? Metinde verilen düşünce Atatürk'ün aşağıda verilen hangi sözüyle ilişkilendirilebilir? Parantezin içerisine X işareti koyunuz. Atatürk'ün siyasi düşüncelerini en çok yararlandığı aydınlanma düşünürleri arasında Jean-Jacques Rousseau gelir. Rousseau'ya göre toplum hayatı halk ve yönetenler arasında yapılan bir anlaşmaya dayandırılmalıdır iktidar ve millet de halkın iradesine uymak zorundadır. Evet, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Kuşkusuz, hiç hemen buraya ben X işaretimi koyuyorum. Bununla uyuşur arkadaşlar. Doğru cevap egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Şimdi sırada doğru ve yanlış sorularımız var. D ve yanlış sorularımızı hemen yazalım şuraya. Birinci sorumuza bakalım. 16. yüzyıl felsefesinin ortaya çıkmış belirgin özelliği dönemidir. Evet, milattan önce 6. yüzyıl felsefesinin ortaya çıkışının belirginleştiği dönemdir. Milattan önce 6. yüzyıl felsefe, evet doğru, belirginleştiği dönemdir. Biraz tereddüte düştüm. Doğru cevap evet. 2. İslam felsefesi 7-12. yüzyıl arasında İslam dininin kabul gördüğü, bünyesinde farklı milletlerin bulunduğu geniş bir coğrafyaya ortaya çıkmış ve yayılmıştır. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Hristiyan felsefesinin ilk dönemi skolastik dönem midir? Skolastik ve patristik dönem. Patristik önceydi, değil mi? Skolastik sonraydı arkadaşlar. Yanlış diyeceğiz. O halde yanlış. Birincisi skolastik değil. Skolastik ikinci dönemdir. Rönesans yeniden doğuş anlamına gelir. Doğru mu? Kesinlikle. Evet, yeniden doğuş. Modern düşünce ve hayatın tüm unsurları dine bağlıdır. Modern düşüncede hayatın tüm unsurları dine mi bağlıdır arkadaşlar? Hayır, tabii ki yanlış olacak. Akıl ve bilime bağlıdır. Modern düşüncede hukuk alanında devlet belirleyici unsurdur diyor arkadaşlar. Altıncı sorumuz. Evet, tabii ki devlet belirleyicidir. Hümanizmde skolastik düşünce tarzı reddedilmiştir. Doğru mu arkadaşlar? Evet, doğru. Hümanizm insancılık demektir. Skolastik düşünce ise dinin egemenliği vardır. Bacon, doğru düşüncenin önünde engel olan ön yargılara idoller. Evet, idolleri vardır, değil mi? Birçok idoli vardır. İdol türleri öğretmenleriniz zaten anlatmıştır bunları. Doğru diyeceğiz. Güneş merkezli evren sistemini savunduğu için René Descartes, Engizisyon Mahkemesi'ni yargılanan bilim insanı. Doğru mu bu arkadaşlar? Tabii ki yanlıştır. René Descartes böyle bir şey dememiştir, değil mi arkadaşlar? Galile'nin söylediğini René Descartes'in ağzına koyarak söylemişiz bizler. Yanlış olacak. 10, 18, 19. yüzyıl felsefesi bireysel toplumsal olarak batıda aydınlanmanın yaşandığı dönemdir diyor. Elbette ki bu doğru. 13. sorumuza geldik. Burada da yine bir filozof Locke, Montesquieu ve Jean-Jacques Rousseau soruluyor. Özgürlüğün korunması için güçler ayrılığı ilkesini öne sürer. Evet, güçler ayrılığı ilkesini öne süren kimdir arkadaşlar? Tabii ki yasama, yargı ve yürütmeyi öne süren Montesquieu'dur, Fransız yazar. Hiç yerini okumaya gerek yok. Montesquieu'yu hemen işaretliyoruz. Burada boşluklara
kritisizm, empirizm ve rasyonalizmi yazmamız isteniyor. Hemen bakalım arkadaşlar, sözüyle kavramsız algılar kördür. Evet, Kant'ın, Immanuel Kant'ın sözüdür bu. Duyu verileri olmadan akılda var olan kavramlar boş olduğunu, sadece bunlara dayanarak anlamaya çalışan aklın kör olduğunu belirtir. İnsanın bilgisini, bilgi edinmedeki iki yönün de kullandığı görüşüyle bilginin kaynağı konusunda iki tane alanı birleştirir. Bunları biri rasyonalizmdir. Rasyonalizm ile empirizmi birleştirir arkadaşlar. Empirizmi birleştirerek kritisizmi ortaya çıkar. Görüşünün adı çünkü kritisizm olarak adlandırır. Görüşünün adı kritisizmdir. Evet, rasyonalizm, empirizm ve kritisizm olarak yerleştirdik. Evet, sınavımız burada son buldu. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen dikkatlice tekrar edin. Çünkü yazılıda bunlar karşınıza çıkacak. Başarılar diliyorum. Hoşça kal sevgili gençler.